Koordinat düzleminde t pozitif bir reel sayı olmak üzere A noktasının orijine uzaklığı r birim, B noktasının orijini uzaklığı da m birimmiş. B noktasından OA'ya inilen dikmaya H noktası olduğuna göre AH kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi problem tarzı bir soru. Ne yapacağız? Şekil yok. Kendimiz bir şekil çizeceğiz. O zaman önce şu koordinat düzlemini bir çizelim. Şu ordinatımız şu da x eksenimiz absisleri oluşturan yer. Pekala. A noktası nerede belli mi? Belli. T pozitif sayı 4 de pozitif. Demek ki birinci bölgede nerede olsun? Şurada olsun mu? Bakın şurada olsun. Absisi 4, ordinatı T. Bu kim? A noktası. Ne diyor? A noktasının orijin olan uzaklığı R birim. O zaman şu uzaklıkları ne yapalım? Şöyle değişik bir renkle gösterelim. İşte burası kaç birimmiş arkadaşlar? R birim. Devam ediyorum. B noktası 4 artı R'ye T. Ha, ordinatı aynen kalacak. Apsisi R birim sağa gidecek. O zaman şöyle tık 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 geleceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle tık 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 geleceğim. Ne kadar geleceğim? R kadar geleceğim. İşte şurası da B noktası. Bakın apsisi ne oldu? 4 artı R oldu. Ordinatı hala T. Ha, şimdi burası da R ya arkadaşlar. Bakın R. R. Böylece bir ikiz kenar yakaladık. Ne diyor soruda bana bir şey diyor. Bu B noktasının da orijin olan uzaklığı M birim. Hop şunu çizelim. O zaman bu da ne olacak arkadaşlar? M birim. Şu orijinimizi de gösterelim şurada. Pekala. Sonra devam ediyoruz. B noktasından OA'ya inilen dikme ayağı. Ha şimdi B noktasından OA'ya bir dikme ayağı ineceğiz. O zaman şu O A'yı biraz uzatmak lazım değil mi? Şöyle uzatıyorum ve B'den buna bir dikme geliyorum. Neymiş burası da H'miş, değil mi? H noktası olduğuna göre A ah, şanı şunu bulmaya çalışacağız. Pekala. E artık bunları çizdikten sonra bir şekilde çözmemiz lazım, doğru mu? Çizme faslı bittim. Şimdi dikkat edin gene şekilde dik üçgenler falan var. RR ikizkenar üçgen var. Herhalde açı harflendirme yapıp benzerlik, eşlik bir şeyler yakalamaya çalışacağız. Şimdi şuradan başlayalım. Şuraya ben A desem Buraya B desem A artı B 90. E burası B ise ters açıdan burada B. Burası da ne olacak? A mı? E burada 90. Ha bakın ne oldu? A B 90. A B 90. O zaman şu iki üçgen artık benzer. Şimdi 90'ın karşısında ne var? R var. E 90'ın karşısında ne var? R var. Ha bunlar eş üçgenler oldu arkadaşlar. O zaman kenar uzunlukları bulabilirim. Şimdi bakın şurası 4'tü ya. Demek ki burası da 4. E bu kimin karşısında? A'nın karşısında. E bakıyoruz burada da A'nın karşısındaki kim var? AH mı? O zaman o da kaç gelecek? 4 gelecek. Benden onu istiyordu. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı olacaktı. Bakın ne yaptık? Şu vatandaşla bu vatandaşın eşliğini keşfettik. Zaten bizden istenen AH direkt 4 geldi. Ha, şu R'lerini için vermiş eş üçgenleri keşfedebilelim diye. Aradığımız cevap C şıkkı. Koordinat düzleminde ABCD karesi x eksenini k ve l noktalarında kesmektedir. Karenin a köşesi y eksen üzerinde ve dc kenarı y ekseni m noktası da kestiğine göre Adana, Kastamonu, Muğla, Lüleburgaz, mavi dörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi soruyu çözmeden önce size bir hatır yapalım. Neyi hatırlatacağız? Bir karenin içerisinde eğer dik kesişen doğru parçaları varsa bakın dik kesişen doğru parçaları varsa bunların uzunlukları birbirine eşitti. Sebep hikmeti de şuydu. Şuradan şöyle bir dik üçgen oluşturursanız bakın görüyorsunuz. Bir de buradan dik üçgen oluşturursanız. Şimdi şu çizdiğim kenarlar karenin kenarlarına eşit olduğu için eş oldu. Dolayısıyla şu üçgenle bu üçgende eş oldu. Uzunluklar aynı. E, hipotenüsleri de aynı olacağı için karenin içerisinde dik kesişen doğru parçaların uzunlukları birbirine eşit oldu. Bunu unutmak yok. Bir tane kare. Baktınız şu vatandaş çizilmiş. Baktınız bu vatandaş çizilmiş. Eğer birbirlerine dikse bunların uzunlukları birbirine eşit arkadaşlar. Şuradaki dik üçgenlerin eşliğinden. Şimdi bizim soruda da sanki öyle bir şey var. Bakın burası kaç birim? 2 birim. Burası kaç birim? 8. Şurası orijin. Zaten 90 burası. E dikkat edin arkadaşlar. Şu vatandaş karenin içerisinde. E bu vatandaş da karenin içerisinde. Ve bunlar birbiriyle dik kesişiyor. O zaman bunun da uzunluğu kaç olmak zorunda? 10 olmak zorunda. Şimdi hatıra devam edelim. Bütün dörtgenlerde. Bütün ama bütün dörtgenlerde. Evrensel bir alan formülü vardı. Neydi o? Köşeleri ABCD olan dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısı aradaki açının sinüsü bölü 2 formülle ne yapılabiliyordu? Alanı hesaplanabiliyordu. Evrensel bir formüldü. Her dörtgende işe yarardı. Eğer bu aradaki açı 90 derece ise Sinüs 90 1 olduğu için direkt köşegenler çarpımının yarısı size alanı veriyordu. E dikkat edin bizim mavi dörtgende de bakın köşegenler dik kesişiyor mu? O zaman bu mavi dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısını eşittir. 10 çarpı 10 100 yarısı 50 aradığımız cevap D şıkkı. Koordinat düzleminde verilen OABC eşkenar dörtgeninin B köşesinin koordinatları 8-16'dır. T noktası OEDC karesinin ağırlık merkezi olduğuna göre bizden BAT üçgensel bölgesinin alanını istiyor. Şimdi şu noktayı hemen uzunluğa çevirelim. Soru klasik soru olsun. Yani klasik geometri sorusu olsun. Apsisi kaç? 8. Demek ki y ekseni olan uzaklığı 8 birim. Şurası 8. Ordinatı kaç? 16. Demek ki x ekseni olan uzaklığı da 16 birim. Peki yukarı 8 ise şu aşağıda 8 olur mu? Şimdi şu eşkenar dörtgenin bir kenarını x diyelim. O zaman burası x. Burada x. Tamamı 16 idi. Buraya 16 eksi x kaldı mı? Ha bakın şu dik üçgende Pisagor yazar. X'i bulurum. Ama Pisagor hiçbir zaman yazamıyorum değil mi? X'e 10 derseniz bakın 6, 8, 10'u ne yaptı? Sağladı bile. Ha x 10 verirsek demek ki bizim eşkenar dörtgenin bir kenarı kaç birimmiş? 10 birimmiş. Nasıl bulduğumuzu anladınız. Şöyle temizleyeceğim çünkü. O zaman bakın şurası 11'im değil mi? Aynı şekilde burada 11'im. Şuradan şöyle dik geldik. Burası 6, burada 8'im. Şimdi şu AB 11'im olunca otomatikman şu OC de 11'im. Demek ki bizim karenin bir kenarı da 11'im. Ha demek ki şurası da kaç oldu? 11'im. Şimdi T noktası ağırlık merkezi. O zaman ağırlık merkezi ise hemen şuradan aşağıya bir dik gelelim. Burayı kaç kaç bölelim? 5 5. Şimdi bakın boyalı üçgenin alanını istiyor. E tabanı belli. 10. Bana ne lazım yükseklik. İşte şu da yükseklik. Hocam şu TA yükseklik olmaz mı? Yani belki olabilir, belki olmayabilir. Şekle pek aldanmayın. Siz normal yüksekliğinizi çizin. E zaten bakın şurası 13 ya. O zaman dikdörtgenden bu da 13 olacak mı? Ha taban 10, yükseklik 13. 10 çarpı 13 bölü 2'den 65. Aradığımız cevap B şıkkı. Koordinat düzleminde AC BC'ye eşitmiş. CO açıortay. E noktası M'ye 6 olduğuna göre B noktasının ordinatını istiyor bizden. Şimdi bakın, açıortay şu ucunda da bir 90 var, değil mi? Hem açıortay hem yükseklik. Sanki ikizkenar üçgen olacak gibi. O zaman olsun. Niye olacak gibi diyelim ki? O zaman şunu şöyle devam ettirsek buraya Kastamonu'nun K'si dersek, Adana, Ceyhan, Kastamonu artık ikizkenar üçgen oldu. Neden? Hem açı ortay hem yükseklik olduğu için. O zaman aynı zamanda kenar ortay var. Onu da gösterelim. Böylece bakın. Ha, şöyle bir güzellik oldu bakın. AC, BC, CK birbirine eşit oldu. Öyleyse ben gelir. Şu B ile K'yı birleştirirsem bura mecburen kaç derece olacak? 90 derece. O niye? E ne dedim biraz önce? BC A, C, C, K birbirine eşit oldu dedi mi? E, muhteşem üçlü. Sadece dik üçgende oldu. Dolayısıyla burası kaç derece geldi? 90 derece. Peki başka ne elde ettim? Bir şey daha elde ettim. Görebiliyor musunuz? E noktası çok güzel bir nokta geldi şurası. Ağırlık merkezi oldu. Niye? E dikkat edin. B, O kenar ortay. İki yuvarlak. C, K zaten kenar ortay. Dolayısıyla iki kenar ortayın kesiştiği yer E noktası ne oldu? Ağırlık merkezi. Peki şu 6'yı nasıl kullanacağım? E noktasının ordinatı 6 ise demek ki şuradan aşağı şöyle bir dik gelirsem burası kaç olacak? 6 olacak. Ha bakın soruyu bitirdim. Şu ağırlık merkezi ya. Buraya ben T dersem burası 2T olur mu? E, dikkat edin. Bu vatandaş dik geldi. E burası da dik. Demek ki bu buna paralel. Hemen Thales amcayı uygulayalım. Soru bitsin. T'nin 3T oranı eşittir. Hop. Altının BK'ya oranı. T'ler gitti. BK kaç geldi? 18 mi geldi? Peki bana neyi soruyor? Dikkat edin. B noktasının ordinatını. Ordinat neydi? x ekseni olan uzaklıktı. Yani dik uzaklıktı. E, tam da bu BK'dan bahsediyor. 18. Aradığımız cevap D şıkkı. Koordinat düzleminde OKLP karesinin L köşesi A12'ye 0 ve b 0'a 24 noktalarından geçen doğru üzerinde de. M noktası ağırlık merkezi olduğuna göre bizden şu mavi üçgenin alanını istiyor. Şimdi önce bakın şu kareyi şurada ben bir çizeyim. Kenar uzunluğunu bulayım. Temiz temiz. Şurası kaç? 24. Burası kaç? 12. İçeride ne var? Bir tane kare var. Doğru mu? Karenin bir kenarını x diyelim mi? O zaman şurası 24 ya. X'i buradaysa buraya ne kalır? 24 eksi x kalır. Doğru mu? Peki talesi görüyor musunuz? Bakın şu vatandaş Zaten buna paralel otomatik mi? O zaman yazıyorum bakın. 24 eksi x'in 24'e oranı eşittir. x'in 12'ye oranı. Demek Şuranın apsisini kaç vermiş? 12. O zaman burası boylu boyunca kaç gelecek? 12. Sadeleştir 2. İçler dışlar yap. 24 eksi x eşittir 2 x'ten x eşittir kaç geldi? 3 x 24 x kaç geldi? 8. Ha, demek ki bizim karenin bir kenarı kaç birimmiş? 8 birim. O zaman şurası 8. Peki o a 12 ya buraya ne kaldı? 4 mü? Peki tabanı bulduk bakın 4. Yükseklik lazım. E, yükseklik de belli. Şuradan aşağı pıt 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 dik gelirsem burası da 4 olmaz mı? Niye? E karenin bir kenarı 8'di. O zaman bakın şu kırmızı ile çizdiğim yer 8. E m noktası ağırlık merkezi ise kaç kaç bölecek? 4 4. Ha soru bitti bakın. Taban 4. Yükseklik 4. Alanı ne olur o zaman? 4 çarpı 4 bölü 2'den 8. Yani aradığımız cevap c şıkkı. Dik koordinat düzleminde 2'ye 5 noktası da bulunan bir karıncanın t'inci saniyede bulunduğu noktaların koordinatları 2 artı 5 t'ye 5 artı 12 t olarak veriliyor. Bu karınca T birinci saniyede M noktasında. O zaman şu M noktasını bulalım. Ne yazacağız? T yerine T1 mi yazacağız? Yani 2 artı 5 tane T1 e, virgül 5 artı 12 tane T1. T birinci saniyede buradaysa M noktasındaysa M'nin koordinatları bu. Peki L'nin koordinatları ne? T ikinci saniyede diyor. O zaman T yerine T2 yazacağım. 2 artı 5 t2 virgül 5 artı 12 t2. Tamam bunları yazdık. Diyor ki ml arası 26 birim. Ha 2 nokta arası uzaklık yazacağız. Hadi yazalım. Neydi formül? Absisler farkı. Absisleri birbirinden çıkartırsam bakın ikiler gidiyor. 5 parantezinde t1 eksi t2 mi kalıyor? İşte absisler farkının karesi. Artı Şimdi ordinatlar farkının karesi. Bu sefer çıkarttığımda 5'ler gider. 12 parantezinde T1 eksi T2'nin değil mi? Şöyle karesi. Toplamının karekökü. Eşittir kaç olacakmış? 26. Evet buradan sonrası amelelik. Matematik yapacağız değil mi? Neyi soruyor bize? T2 eksi T1'in mutlak değeri ya da T1 eksi T2 fark etmez. E şimdi bakın ben şu T1 eksi T2'ye A desem galiba soruyu bitiririm değil mi? Ne oldu burası? 5A'nın karesi. Burası da 12A'nın karesi mi oldu? Şimdi bakın sanki şöyle bir güzellik var ya burada. 26 eşittir kare kök içerisinde bakın 25A kare değil mi? 5A'nın karesi ne yapar? 25A kare. 12A'nın karesi de 144A kare mi yapar? Ha, bakın şöyle güzel bir şey yapabiliriz. Her tarafı karesini alın. 26'nın karesi. 26'nın karesi ne demek? 2 çarpı 13'ün karesi. Yani 2'nin karesi çarpı 13'ün karesi mi demek? E burası da 169 tane a kare değil mi arkadaşlar? Her iki tarafı karesini aldım. Kare kök gitti. 169 a kare. E 13'ün karesi 169 zaten. Bunlar sadeleşti mi? 2'nin karesi a kare eşitse demek ki a da kaçmış arkadaşlar? 2 gelecektir. Ya da şöyle daha pratik bulabilirdiniz. Normalde bakın şu 5 ile 12 tanıdık geliyor mu? Dik üçgen değil mi? 5, 12, 13 üçgeni. Bakın 5, 12, 13. Bu ne demek arkadaşlar? İşte kenar uzunlukları 5'e 12 olan iki tane nokta görürseniz aradaki uzaklık 13 birim demek. E bu aradaki uzaklık kaç? 26. Ha o zaman iki katına çıkartacağız. 10, 24, 26 üçgeni mi olacak? O zaman şuranın 10. Buranın 24 olması için de A kaç gelecek? 2 gelecek. Direkt bu şekilde de ne yapabilirdiniz? Düşünebilirdiniz. O zaman A'yı 2 bulduk. A dediğimiz şey zaten T1 eksi T2 değil miydi? O da demek ki aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Kafanızı şu karıştırmasın. Mutlak değer içerisinde T2 eksi T1'i T1 eksi T1 T2 diye de ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Sıkıntı yok. Dolayısıyla cevap B şıkkı. Koordinat düzleminde A ve C noktaları verilmiş. A, B, C, D paralel kenarı veriliyor demiş. A, E, E, B eşit işte olacak şekilde A, B üzerine bir E noktası alınız diyor. D, E ile A, C'nin kesişimi F olsun diyor. F'nin koordinatlarını istiyor. Ne yapacağız? Bir problem var. Şekil çizmem lazım. Onun için kendim başlayayım çizmeye. Bir tane koordinat düzlemi. Şöyle yapalım. Şöyle bir şey değil mi? Bana birinci bölge lazım. Onun için böyle çizdim. Şurası orijin. A noktası 3'e 0. E işte şurası için güzel duruyor 3'e 0. C noktası da 9 12. O zaman 9 12 herhalde o da şurada bir yerdedir. C noktası da 9 12. Diyor ki ABCD paralel kenarı veriliyor. Ha o zaman A ile C karşılıklı köşeler olacak, doğru mu? Peki şimdi ben buradan nasıl bir paralel kenar çizebilirim? Yapacağınız şey şu arkadaşlar. Orta noktayı bulmak. Bakın A, C'nin orta noktası 6'ya 6 noktası. Doğru mu? Yani şuradaki bir yer. Hocam ne işimiz var onunla? E hatırlayınız şu A, B, C, D paralel kenarı ise arkadaşlar. A, C'nin orta noktası köşegenlerin kesim noktası oluyor. Doğru mu? Ha, o zaman ben şu orta noktayı bulursam yani 6'ya 6 geliyor. O bana köşegenlerin kesim noktasını verecek. O zaman aynı şekilde ne yapabilirim? B ve D'nin de 6'ya 6 vermesini sağlatabiliriz. Pekala. Onu da şöyle gösterelim mi o zaman. Şöyle çizeyim. Bakın şöyle olsun. Değil mi? Şöyle şöyle ve böyle olsun. Bu tamamen keyfi bir tane paralel kenar. İşte burası B olsun. Burası da D olsun. Neyi biliyorum? Tam şu 6'ya 6 noktasına göre B ve D de gene simetrik iki tane nokta olacak. Şu şuna eşit. Bu da buna eşit. Pekala. Böyle bir şey. Şimdi B ile D'nin koordinatlarını yalnız bilmiyorum. Tam olarak net değil. Diyor ki A, E, E, B eşit işte olacak şekilde AB B üzerine bir E noktası alınız. O zaman şuraya bir tane E noktası alacağım. Özelliği ne? A, E, E, B'ye işte eşit olacakmış. Pekala. D, E ile A, kesişimi F olsun diyor. Ha DE E şu değil mi? Siyahla gösterelim. DE E şu. E, A, C de bu. Ha, kesişimi diyor ki F noktası olsun. Şurası. Peki hala olsun orası da. F noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi? Ha, şimdi burada bir güzellik yakalamaya çalışacağım. Bu F noktasının ne özelliği var? Şunu da yazalım mı? Şurası kaç bulmuştuk? 6'ya 6 doğru mu? Şimdi dikkat ederseniz Denizli, Adana, Bursa üçgeninde şu vatandaş şuraya kadar kenar ortağı. Çünkü şunlar birbirine eşit. E, DE'ye dikkat edin. O da kenar orta. Ha o zaman bizim bir F noktası D A B üçgeninin ağırlık merkezi olur. Yani burası K iken burası ne olacak? 2K. O zaman şöyle bir görüntü oldu ya bakın. A noktası 3'e 0. Şurada bir F noktası var ve burada da bir tane ne diyelim arkadaşlar? T diyelim. T noktası var 6'ya 6. Neyi biliyorum? Burası K. Burası 2K. Hani şu artış miktarı oranlama yaparak noktaları bulabiliyorduk. Hatırlıyor musunuz? Onu kullanacağım. Nasıl? Bakın 3'ten 6'ya kaç artmış? 3 artmış. Kaç K var? 3K. Ha 3K'da 3 artarsa o zaman 2K'da 2 artar. Apsis 3'tü ya. Demek ki bunun apsisi ne olacak? 2 artarsa 5. Ordinata bakalım. 0'dan 6'ya 6 mı artmış? 3K'da 6 artarsa K'da 2 artar. 2K'da 4 artar. 0'da 4 arttır, 4. İşte F'nin koordinatları ne oldu arkadaşlar? 5'e 4. Cevabımız A şıkkı. Koordinat düzleyin birim kareli yüzey üzerine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Ha, bu bizim biraz alışık olduğumuzdan ters bir görüntü olmuş. Doğru mu? Normalde işte bize Birim kareli yüzeyi şöyle veriyorlardı. Değil mi? Biz de şöyle üzerine atıyorum. Koordinat düzlemini yerleştiriyorduk. Soruyu çözüyorduk. Fakat bu yan çevirmiş. Biraz değişik bir şey olmuş. E olsun bakalım. Şimdi neyi soruyor bize? Taralı bölgenin alanı. Esasında taralı bölgenin baya bir alanı çok rahat gözüküyor gibi. Doğru mu? Bakın mesela şuranın alanı çok basit. 4 Aynı şekilde buranın alanı da çok basit. Bu da 4 Bakın Şunlar da çok basit ya. Değil mi? Bakın şurası 1, 1, 2. Burada 1, 1, 2. Kelebeği görüyorsunuz. O zaman şunlar şuna eşit. O zaman ben bunu gelip buraya taşırsam. Buranın da alanı kaç olur? 4 olur. Doğru mu? Yani şu ikisinin toplamı 4. Ya da ya hocam ne gerek var? Şurası 2 birim. Burası 4 birim. 4 kere 2 4. Yarısı 4 deyip bunların toplamına da gene ne yapabiliriz? 4'ü yazabiliriz. Ha, yani şu birazcık değişik duruyor. O da kolay ama bunlara göre bir tık daha zor duruyor. Şimdi bakın orada da şu güzelliği göreceksiniz arkadaşlar. Şurada bir kelebek var görüyor musunuz bakın. Bakın burası 2. Burası 2. Dolayısıyla bura 1. Burası da 1. Doğru mu? Ha, o zaman bakın şuradan ne anlıyoruz biz bunu? Ortalamış şekli görüyorsunuz. Doğru mu? O zaman bakın şurası kaç olacak? 1 bölü 2 mi olacak? Şu kısım. Şu minik yer. Öklitten de görebilirsiniz. Şöyle gösterin bakın daha güzel göreceksiniz. Biraz büyüteyim orayı. Şu köşe tam orijinin olduğu yer. Şöyle temizleyeyim. Bakın şu köşe tam orijinin olduğu yer. Şurası kaç birim dedik? 2. Şunlar kelebekten ortalamış 1 1 dedik. Yani şurası 2, şurası 1. E şurası da Öklit'ten bakın 1/2. Niye? 1/2 ile 2'yi çarparsanız 1, H kare 1 yapar. Doğru mu? Yani kelebekle göremem ben bunu karışık diyorsanız oradan da ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. E dolayısıyla bakın şimdi şurası birken. Burası ne oldu? 1 bölü 2 mi? Ha, burası birken. Burası ne oldu? 2. E, tüm alan kaç? 4. Eksi. Şuranın alanı kaç? 2 kere 1. 2. Yarısı 1. Eksi. Buranın alanı ne olur arkadaşlar? 1 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2. Yarısı 1 bölü 4. Ha ne geldi o zaman o da 3 eksi 1 bölü 4'ten 11 bölü 4 mu geldi? Ha şurada bir 12'miz vardı, üzerine bir 11 bölü 4 eklersek 48, 11 daha 59 bölü 4 yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Koordinat düzleminde A noktasına 13 birim uzaklıkta olan nokta B olsun. Peki, B noktası y ekseni üzerinde olsun. Tamam, bu ifadeler bize verilmiş. Buna göre B noktasının K eksi 15'e 0 noktasına uzaklığının büyük değeri kaçtır demiş. Ha gene iki değer var demek ki. Biri büyük biri küçük bizden büyük değeri istiyor. Şimdi gene koordinat düzlemimizi bir çizelim. A 5'e 8. E i̇şte tahmini şurada bir yerde. Apsisi 5 ordinatı 8. Burası A noktası. Diyor ki 13 birim uzaklıklı nokta B olsun. Ve B noktası da Y ekseni üzerinde olsun. Ha, o zaman şöyle iki ihtimal var. B noktası ee, ya şurada bir yerde, ya da şurada bir yerde diyelim. Yani şurası 13 birim, ya da burası 13 birim olacak, doğru mu? Peki şimdi şurası 5 ya, o zaman zaten burada 5. Ha burası 13 ise burada ne oldu arkadaşlar, 12 mi oldu? Bakın şu kısım 12 oldu. Zaten şuraya kadar olan kısım 8 O zaman B'nin koordinatları buradan ne geldi? 0'a 20 geldi. Peki aşağıya doğru inelim. Burası 5. E, burasına 13 yazdık. O zaman burası 12. 8'i buradaysa burası 4. Demek ki buradaki B'nin koordinatları ne oldu? 0'a eksi 4 oldu. O zaman B'nin iki ihtimali var. Ya 0'a 20'de olacak ya da 0'a eksi 4'de olacak. Diyor ki B noktasının eksi 15'e 0 noktası. Eksi 15'e 0 noktası için şunu biraz daha şöyle uzatmak lazım. Doğru mu? O zaman o eksi 15'e 0 noktası da tahminen burada bir yerde mi? İşte bunu olan uzaklığının büyük değeri. E şimdi zaten gözüküyor. Şu vatandaş mı sizce daha uzak yoksa bu vatandaş mı? E tabii ki de ilk çizdiğimiz değil mi? Bu vatandaş. Çünkü şurası 20 ya. Burası 15, 15, 20, 25 üçgen. Burası 4, 15. Pisagor yazarsak 25'ten küçük çıkacağı aşikar. Dolayısıyla alabileceği büyük değer 25. Cevabımız B şıkkı. Dik koordinat düzleminde eşit aralıklarla doğrusal olacak şekilde F1, F2, F3 nokta nokta Fn noktaları yerleştirilmiştir. N burada bir pozitif tam sayıymış. Pekala. Fn noktası için F13'ün apsisi 24'tür demiş. F1, F2, Fn noktalarının koordinatlar toplamı 2 ne kare eksi nedir demiş. Fn noktasının koordinatlar toplamını 4'e böldüğünüzde kalan 1 olur demiş. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi burada bir güzellik var demek ki. O güzelliği yakalamaya çalışalım. Şöyle alt alta yazalım. F1'in koordinatlarını 0'a 1. F2'nin koordinatlarını 2'ye 3. Bakın eşit aralıklarla gittiği için bir güzel artış olması lazım. F3'ün koordinatları da 4'e 5. Ve ben o güzelliği gördüm. Dikkat ederseniz absisler çift sayılar. Ordinatlar da tek sayılar. Yani F4 dediğimiz şey ne olacak Arkadaşlar. 6'ya 7 olacaktır. Nokta 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 benden F13'ü istiyor. Öyle değil mi? Şimdi dikkat edin. 2'ye 2 gelmiş, 3'e 4 gelmiş, 4'e 6 gelmiş. O zaman sanki şöyle bir güzellik var. Şu tabandaki noktanın bir eksiğinin 2 katı bana apsisi veriyor bakın. 1'in 1 bir eksiği 0. 2 katı 0. 2'nin 1 eksiği 1. 2 katı 2. 3'ün 1 eksiği 2. 2 katı 4. 4'ün 1 eksi 3 2 katı 6. 13'ün 1 eksi 12 2 katı 24. Demek ki F13 noktasının apsisi 24'tür. Doğru bir ifade. Bu tip sorularda bu güzelliği görmeniz lazım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ona. Peki diyor ki F1, F2, Fn noktalarının koordinatlar toplamı 2n kare eksi n'dir demiş. Ha şimdi bakın. Dikkat ederseniz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bütün noktalar var değil mi burada? Ha, o zaman Fn'i de yazarsak acaba ne gelecek? Hemen kontrol edelim. Neydi kural? 1 eksiğinin 2 katı. N eksi 1. 2 katı. 2 n 2. Bana apsisini verecek mi? Peki ordinatı ne oluyor? Bakın dikkat ederseniz ordinat hep apsisin bir fazlası. O zaman bunun bir fazlası o da ne gelecek? 2 n 1. O zaman şimdi bakın. F1'den başlayıp Fn'e kadar olan bütün noktaları koordinatlar toplamı şöyle bir güzellik olmayacak mı? 1'den başlıyorum bakın F1'den 0 artı 1 sonra 2 artı 3 sonra 4 artı 5 sonra nokta 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 2n eksi 2 artı 2n eksi. Bakın toplamıyorum toplam durumunda yazıyorum. Ha Böylece ne oldu? Sıfırdan başlayıp yani birden başlayıp 2n-1'e kadar olan bütün doğal sayıların toplamı oldu mu? E hatırlayınız ta ilk derste size bu öğretilmişti doğru mu? Birden x'e kadar olan sayıların toplamı neydi? x çarpı x artı 1 bölü 2. O zaman yazıyorum 2n-1 çarpı 2n bölü 2. Bu formülü hatırlıyorsunuz değil mi? Öğlenin formülü. 2'ler gitti dağıtırsam 2n kare ne? bu da doğruymuş. Ve son öncüyle bakalım. Fn noktasının ha dikkat edin Fn noktasının yani bundan bahsediyor. Koordinatlar toplamı hadi toplayalım. 4'den eksi 3 mü? 4 ile bölündüğünde 1 kalanı verir demiş. Hemen 4'e bölelim. E 4'e bölersem zaten burası 4'den olduğu için 4'e tam bölünür. 0 kalır. Geriye ne kalır? Eksi 3. Şimdi eksi 3 diye kalan olmaz. Ne yapacağız? Bunu pozitif hale getirmek için Kime bölüyorsak üzerine 10'u ekleyeceğiz değil mi? Üzerine 4 eklersek ha, kalan kaçmış arkadaşlar? 1 gelecektir. Ya da isterseniz n'e bir değer sallayın. Mesela 5 verin. 5 kere 4, 23 çıkar. 17, 17 4'e bölün. Kalan kaç? 1. İsterseniz 100 verin. Gene kalan kaç olacak arkadaşlar? 1 gelecektir. O zaman kalan negatif oluyorsa ne yapıyormuşuz pozitif yapmak için? Üzerine bölen ekliyorsunuz. Yani 4'ten eksi 3 4'e böldüm. 4'ten gitti geriye eksi 3 kaldı. Negatif kalan olmaz. Üzerine 4 eklersem kalan kaç olur? 1 olur. O zaman bu yavru da doğru. Yani alayı doğru. Aradığımız cevap E şıkkı.